Merhaba arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomuzda artık mimariden sıkılanlar için güzel bir lamba modellemek istiyorum. Bu lambanın modelini arkadaşlar başından sonuna kadar birlikte olacağız. Kameranın yerleştirilmesi, malzemenin hazırlanması ve test renderı ile bitireceğim arkadaşlar. Bunun için ilk önce maksimum açtıktan sonra Alt+W yaparak tam ekran moduna geçiyorum. Kendimi şöyle sağ üstte doğru atıyorum ve bir tane plane çiziyorum. Front ekranda ekranı büyüttükten sonra wireframe görüntüsü görüntüsünde olduğunuzu unutmayın. Eğer buraya arka fon resmi atacaksanız arkadaşlar kesinlikle realistik arkasından shaded moduna geçebilirsiniz. Realistik moduna geçmek için F3 tuşunu kullanabilirsiniz. Arkasından resmimizin ölçülerini alalım ve şuradaki lambamızı işleyelim. Sağ tuş özellikler ve ayrıntılar dedikten sonra 777-753'lük bir resmimizin olduğu görülüyor. Ve geldim şuraya. 777-753 yaz. Segmanlarını sıfırladım. Ve F4'e basarak arkadaşlar Edge Faces özelliğini açtım. Max'in 2016 versiyonunda eğer klasik modunu seçtiyseniz arkadaşlar vazgeçilmez bir durum size. Grid alanını G ile kapatıyorum. Ve J'ye basarak Selection Boundary ile kapatıyorum. Arkasından lamba resmini sürükle bırak yaparak buraya atıyorum. Ve gördüğünüz gibi modelleyeceğimiz objenin bu olduğunu görüyorsunuz. Arkasından yapılacak işlemler gayet basit. Grid'i açıyorum ki ne yaptığımı fark edin. Pan yapıyorum ve resmimi Y yönünde geriye doğru itiyorum. Çünkü bunun sayesinde arkadaşlar modelleme yaptığımda resimde herhangi bir karışıklık ortaya çıkmayacak. Sağ tuşta obje ayarları, dondur. Ve donanı gri gösteri kaldırdım. Okey dedim. F, Fatsa'nın F'si ve Zonguldak'ın Z'sine basarak arkadaşlar front ve Z yaptım. Z tuşuna basmanız bütün çiziminizi veya sahnenizde bulunan herhangi bir obje seçildiyse bütün sahneyi görüntüye sıkıştırmaya yarar. Sonra bir tane line çizerek işlemimize başlayabiliriz. Tam ortasından bir tane line'ın geçtiğini düşünürsek arkadaşlar şöyle. Objem aslında çok da zor bir şey olmasa gerek. Grid alanını kapatmak için yine G'ye basıyorum. Arkasından bir tane line ile işimize başlayalım. Mesela şöyle şuraya kadar düz gelsek. Sonra buradan buraya kadar shift yardımıyla düz gitsek ve şuradan aşağı insek. Tekrar böyle düz geldim. Tekrar aşağı gittim. Tekrar böyle düz geldim ve tekrar aşağı gittim. Bakın çevresinden güzelce narin bir şekilde işlemimizi yapıyoruz. Şuraya kadar işlemimi sonlandırdım. Ve sağ tuşla komuttan çıktım. Arkasından yapacağım şey yine çok basit olacak. Bir tane de circle çiziyorum. Circle çizmemin sebebi de arkadaşlar ampulümüzden kaynaklı. Şöyle getiriyorum. Bu yuvarlağın daha çok büyümesi gerektiğini görüyorum. Bakın gördüğünüz üzere. Şöyle herhalde çok doğru olacaktır. Muhtemelen de bunun bir tane tabanına ihtiyacımız olacak. Onu da az çok hepimiz formunu yakalayabiliriz. Hoş çok önemli bir parça değil. Geldim işte muhtemelen şuradan bir yerden yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle getiriyorum. Tekrar şöyle çıkıyorum. Bir vidalanma soket yeri yapıyorum. Bakın şöyle. Ve bunu da direkt objemin üstüne bağladım. Gördüğünüz üzere çok basit ve kolay bir şekilde bu işlemi de yapmış olduk. İlk önce lambamızı modellemekle başlayalım. Bunu seçtim. Ve bunun bir editable spline olduğunu görüyorum. Eğer editable spline olarak gelmeyen arkadaşlarımız varsa şurayı kullanabilirler. Arkasından nokta menüsüne giriyorum ve şuraya saldırıyorum hemen. İlk yapmam gereken şeyim buraya fillet atmak olduğunu görüyorum. Güzelce tam oturacak şekilde bir fillet atıyorum. Noktaların birbirine çakışmamasına özen gösterin. Tekrar bir fillet buraya. Şuradaki noktanızı kesinlikle corner yapmayı unutmayın. Buraya tekrar bir fillet atıyoruz. Gayet güzel. Şuraya güzel bir fillet atıyoruz. Aynı şekilde. Ve buraya da tatlı bir fillet bırakıyoruz. Diğer kalan yerlere sıradanlıktan kurtulmak için şuraya azıcık bir chamfer, buraya da azıcık bir chamfer düşünebilirsiniz.
Gördüğünüz üzere çok kolay oldu. Arkasından Spline menüsüne girdim ve şuradaki çizgimi seçtim. Outline yardımıyla bunun kalınlığını çıkarmak istiyorum. Yukarı doğru itersem mouse'umu dışarı, aşağı doğru itersem şöyle içeri doğru kalınlığını ortaya çıkarttırırım. Ne kadar kalın olduğunu şu an çok bir önemi yok. Tabii outline kullandığınızda bu gibi aksaklıklar meydana gelecektir. Bunları nasıl kapatacağınızı göreceksiniz. İlk yapılması gereken şey şu köşede gerçekleşiyor. Nokta menüsüne giriyorum. Bu noktayla bu noktayı belirli bir aralık oranında 5 santim diyorum, yetmiyor. 13 santim diyorum. Bakın yetti. Kaynattım ve tek nokta haline getirdim. Aşağı doğru düşürdüm. Bu tarafa doğru getirdim. Tam benden istenileni karşılayacak şekilde duracağım. Mesela şurası ideal gözüküyor ve corner'ı ilan ediyorum. Aynı işlemi burada da tekrarlıyor olacağım. Çoklu seçtim. Aralığı yükselttiğimden emin oluyorum. Ve Weld'e tıklıyorum. Tekrar geldim buraya. Aşağı doğru getirdim. Şöyle. Ve bu tarafa doğru götürüyorum. Yine çok önemli olmayan bir kısmı yaptık ama en azından içimiz rahat oldu. Bu işlemi de hallettikten sonra arkadaşlar lambanızın formunu çıkardığınızdan emin olabilirsiniz. Gelelim bir de ampulü düzeltmeye. Ampulü yapmak için şöyle bir yol izliyorum. İlk önce şu çizgimi kesinlikle interpolasyonla adaptif yapıyorum ki kusursuz gözüksün. Arkasından yapacağım işlem bunu Attable Spline'e geçirmek ve Attach'e tıklayıp bu kısmını ona eklemek. Nokta menüsüne girip şurayı da çok hain bir yolla şöyle tarayarak ampule yaklaştırabiliriz. Sonuçta düşmesini istemeyiz değil mi? Gayet güzel. Arkasından trim işlemleri uyguluyoruz. Buraya trim. Tabi şuradaki çizgimizin onu kesmesi lazım. Şöyle bir bölene ihtiyacımız var. Attach'e tıkladım. Şunu ekledim. Şimdi çok rahat bir şekilde trim atabiliyor olacağım. Şuraya bir trim atıyorum ve buraya bir trim atıyorum. Zaten bana lazım olacak kısım da bundan ibaret. Trimle aynı zamanda şurayı da uçuruyorum. Sonra da şu noktaları gelip arkadaşlar Weld'e yapıştırıyorum. Gayet güzel. Lambanızı da yaptınız. Lambanıza bakım yapmak isterseniz arkadaşlar. Mesela şuradaki girintilerimiz, çıkıntılarımız çok gereksiz oldu. Hani burayı daha hızlı kesebilirdiniz ve daha az poligonla çalışabiliriz. Line'a gelip yepyeni bir line çıkartalım ve onu da şuradan şöyle getirelim. Bu line'ı buna attach diyelim. Ve trim yardımıyla burasını, burasını ve burasını götürelim. Nokta menüsüne gelerek şuraya bir tane weld, buraya bir tane weld attım. Çoklu seçmeyin. Aralık çok yüksek. Birbirlerine yapışırlar. Arkasından chamfer komutunu kullanıyorum. Ve şurayı ampul olabildiğince yaklaştırıyorum. Aynı şekilde burada da. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şuraya tatlı bir flüt atılabilir. Geçişin güzel olması namına. Bakın gayet güzel ilerliyoruz. Arkasından yapacağım şey yine trim komutuna girerek şuraya trim atmak ve ampulü olacak yarayacak kısmını hallettim. Yani ampulü artık arkadaşlar kalınlığını vererek çok rahat bir şekilde işlemleri bitirebilirsiniz. Hatta şuradaki poligonları biraz daha aşağı çekerek daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Buradaki çizgi bana lambamın diğer tarafında da yarayacağı için arkadaşlar Detach ve ismine orta çizgi diyorum. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Bu çizgiye geldim. Attach. Şimdi onu buna attachlıyorum. Ve bunun sayesinde arkadaşlar ona trim atabileceğim. Buraya, buraya ve buraya trim attım. Ve ondan da kurtuldum. Çok güzel. Elinize sağlık şimdiden. Ve arkasından artık let komutuna gelip arkadaşlar kadeh, bardak, yuvarlak olan herhangi bir cismi yapabileceğiniz komuta gelerek minimumu işaretliyorum. Ve gördüğünüz gibi birebir aynısını çıkarmış oldum. Evet, burada yapılması gereken şeyler vardır. Nedir o? Weld Core ve segment sayısını biraz arttıralım. 32 olsun. Güzel. Bunu da böyle yaptıktan sonra Attable Poly'ye geçiriyorum ve şu alttaki bölümünü halletmek istiyorum. Nokta menüsüne gelerek Slice Plane açıyorum ve Slice Plane'in direkt karşımda çıktığını görüyorum. Slice Plane'i şimdi Angle Snap yardımıyla 90 derece getirdim. Ve şöyle şu sınırı aşmayacak şekilde aşağı getiriyorum.
split ve slice komutlarını uyguladım. Artık split ile işaretlendiği için burası çok rahat bir şekilde seçilebiliyor olacak. Ve şurayı sildim. Border menüsüne geldiğinizde lambanızın alt kısmını çok rahat bir şekilde seçebiliyor olacaksınız. Cap ile de onu çok güzel kapatabilirsiniz. Tabi burada buna ihtiyacımız yok. Biz daha çok bridge kullanarak işlemi çok kısa bir süre içinde halledebiliriz. Bunu yaptıktan sonra poligon menüsüne geçtiğinizde otomatik seçili geliyor bakın. Front ve Z ekranına geri dönüyorum. Altına doğru birazcık kalınlık almasını sağlıyorum. Şöyle. Arkasından bu kalınlığı arkadaşlar bunu seçtim. Shift ile beraber bunu seçtim. Tekrar extrude veriyorum. Ne kadar extrude vereceğim? Tamamen benim keyfime kalmış bir durum. Bence çok az daha bir extrude alabilir. Bunun kesinlikle lokal normal olması gerektiği kanısındayım. Şöyle de ayarladım. Bakın lambanızın formunu tamamladınız. Front ve Z ekrandan devam ediyorum. Max'in hiç kullanılmayan komutlarından biri olan bir şey kapsül. Burada çok işinizi görebilir. Nasıl derseniz. Extended Parameters'de bir tane kapsül çizelim. Şöyle genişlikte, şöyle yükseklikte olsun. Bu kapsülü şöyle 90 derece havaya kaldıralım. Ve şuradaki eğimi yakalattığınızda ben şu an herhalde tamam olduğunu düşünüyorum. Şöyle içeri doğru yerleştirdim. Alttan kesinlikle gözükmemesi gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Kötü gölgeler yaratmasını hiçbirimiz istemeyiz, değil mi? Kapsülün ayarlarına gelince de arkadaşlar radiuslarının ölçülerinin bu olduğunu görüyorsunuz. Side sayısı şu an bizim için uygun. Bunun bir tanesini yerleştirdikten sonra arkadaşlar 4 tane koymak istiyorsanız yapacağınız işlem çok basit. Şuradaki objemi seçer ve onun ağırlık merkezini kendi merkezine çekerim. Arkasından bu objemi seçer. Ağırlık merkezini Quick Align sayesinde bunun merkezine çekerim. Bu bana ne imkanı sağlar derseniz arkadaşlar Rotate'e girdiğinizde bakın o yüzeyden ayrılmadan etrafında dönme imkanı sağlayacak. Ve ben burada şuraya hareketi yapacağım. Tools, Array, Rotate'in yanındaki sağ oka tıklayacağım ve şuraya gelip 360 yazacağım. Preview'u açarak istediğim görüntüye sahip olabilirim. 10 çok fazla. Ben buraya 6 yapmak istiyorum. Okey dedim. Gayet güzel. Hadi işlemlerimize devam edelim. Objemizi ayarladık. Her şeyi güzel, mükemmel dediğiniz anda. Attach'e girdim. Ve şu 6 tane yapmış olduğum kapsülü de bunu ekleyerek şeklimi daha güzel bir görsel sahibi olmasını sağlıyorum. Arkasından şu üstteki kısma geldik arkadaşlar. Ve şuraya bir tane box'la yola çıkalım. Şu kadar bir box'ımız var. Gördüğünüz üzere. Kalınlık bilgisi olarak da arkadaşlar şunu uygun görüyorum. Objemizin ağırlık merkezi tam altında ortada bir yerde olması lazım. Ama frontta çizildiği için bu tarafa doğru gelmiş. Hemen ağırlık merkezini kendi merkezine çekiyorum. Ve Quick Align'ı kullanarak şeklin merkezine gönderiyorum. Artık tam merkezden çıkan bir karemiz var. Alt-X komutlarını kullanarak bunu da poly'e çevirerek şuradaki formu yakalamasını sağlıyorum. Connect. 5 tane kopya çıkardım. Nokta menüsüne geliyorum ve şuradaki noktaları scale yardımıyla daraltma işlemine girdim. Şöyle çok güzel. Böyle mükemmel. Artık genişlemeye başlayabilir. Biraz daha aşağıdan. Buradan da geldi. Gayet güzel. Sonra da tepeden bölme işlemleri yapalım. Connect'e geldim. Gayet güzel. Noktalarını yakaladım. Üstteki noktalarını seçtim. Ve en üstteki payı bıraktım. Şurası. Bunu çıkardım. Geri kalanlarını düşürüyorum. Bunları çıkardım. Geri kalanları düşürüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde formu çıkarmış olduk. Tekrar geldim ve buradan bir ölme işlemleri yapıyorum. Tabi bu sefer 5 tane değil. Aksine 2 tane yapıyorum. Ve aralarında olabildiğince açıyorum. Şuradan bir bölme daha yapmayı unutmayalım. Çünkü orada bir bölme işlemi çıkartma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu şöyle tavana kadar. Gayet güzel. Buradan da bir tane connect. Şuralarda bir yer yeterli olacaktır. Gayet güzel. Elinize sağlık.
Sonra burayı seçtim. Burayı seçtim poligon menüsünden. Aynı zamanda burayı ve burayı seçtim. Burada da bridge komutu kullandığınızda ortasının boşaltılıp boşluk alan kalacak alanların da doldurulduğunu görüyorsunuz. Bu işlem de bittiğinde arkadaşlar artık objenizin üstünde turbo smooth'u çalıştırabilirsiniz. Norm subdivision'ı açtığınızda ve iterasyon 2'ye çıkardığınızda gayet güzel bir kilidin oluştuğunu da görüyorsunuz. Çok hoş değil mi? Evet, katılıyorum. Şuraya geldim. Alt-R'ye ve Connect yardımıyla şuradaki dönüşü düzeltebilirim. Demek ki ben bunu bütün köşelere uygulayacaksam şu dönüş yerlerinin hepsini seçerek Alt-R'ye ve Connect'e bir kere basabilirim. Burayı yakaladım. Alt-R, Connect. Burayı yakaladım. Alt-R, Connect. Gayet güzel. Bu işlem de bittiğinde artık circle'larınızı çizebilirsiniz. Bir tane şöyle circle çizelim. Ve circle'ınızda şunu oturtmaya çalışalım. Ve rendering vererek ona kalınlık kazandıralım. Bakın şöyle kalınlığını kazandırıyorum. Kesinlikle tabii içine sığacak boyutta olacak arkadaşlar. Ona özen gösterin. Bunu yaptıktan sonra da editable poly'e geçiriyorum. Çok azıcık bir doğallık verme açısından şöyle azıcık tepeden basıp birazcık da yanlardan basabilirim. Ve bunu olduğu gibi de aşağı çekerek geçmesi gereken yerden geçmesini sağlayabilirim. Şöyle çok ideal. Arkasından burada toruslara ihtiyacımız olacak. Belki çok az kullanılan şeylerden biri yine ama torus şu an bizim burada hayatımızı kurtaracak. Torusu yakaladım. İç kalınlığını verdim. Scale yardımıyla yanlardan daraltıyorum. Yanlardan daralttığım gibi arkadaşlar buradan da daraltmayı unutmuyorum. O silindirik yapısını kaybetmememiz lazım. Arkasından yapılacak işlem yine çok basit. Editable poly'e geçtim. Ve use norm subdivision'da bunu yumuşak bir yere getirebilirim. Ama bundan önce o resmin üstüne gösterilen arkadaşlar şu ince kopma yerlerini yapmak istiyorum. Bakın. Geldim. Bir tane nokta menüsüne girdim. Quick slice. Şuraya bir kere tıkladım. Şuraya bir kere tıkladım. Şuraya bir kere tıkladım. Buraya bir kere tıkladım. Artık buradaki poligonların bir tanesini seçip shift'le birlikte diğerlerini seçtiğim zaman çok rahatlıkla bir şekilde orayı silebiliriz. Border menüsüne geldim. Buradaki border'ı seçip cap'e tıkladım. Gayet güzel. Gördüğünüz üzere. Norms kullandığınızda burada patlamalar meydana gelecektir. Bu gayet normal bir şeydir. Sorun değil. Nokta menüsüne gelip sadece şu noktaları aşağı çekerek o görsel bozukluğu engelleyebiliriz. Bu işlem de bittiğinde bu objenin doğru bir şekilde buna geçmesini sağlamak için objeyi şöyle bir getiriyorum. Rotate yardımıyla böyle döndürüyorum. Gerçekten onu tuttuğuna inandığım anda yani şöyle Z'de indirip şöyle çevirip alttaki boşluktan kurtulalım. Şurası gayet güzel. Ve evet, ilk halkanızı geçirdiniz. Shift Move yardımıyla buraya getiriyorum. Rotate yardımıyla döndüm. Ve şöyle çıktım. Sonra bir halka daha. Böyle geldim. Rotate yardımıyla dönüyorum. Gayet güzel. Birazcık daha yukarı. Front ve Z. Sonra bir tane daha. Bu işlemi de yaptım. Bunu da şöyle çevirip dümdüz yukarı getiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde zincirinizi yaptınız. Tabi bunu böyle tutması imkansız olacaktır. Bunun 3'ünü 4'ünü de silindirimizin tam ortasına getiriyorum. Z'de hafifçe bir yükselttikten sonra şöyle şuradaki doğrulama payını alıyorum. Gayet güzel. Bu işlem de bitti. Artık çok mutluyuz. Şimdi lambamızla uğraşalım. Bunları hide ediyorum. Buradaki silindiri hide ettim. Bunu hepten yine hide ettim. Gördüğünüz gibi burada ampuliniz var. Ampulinize de LED verdiğinizde minimuma getirdiğimde çok güzel bir şekilde ampulinizi de yapmış olacaksınız.
Burada ampulünüzün değişik malzemeler alacağını unutmayın arkadaşlar. Ben burada güzellik olsun diye birkaç tane ekleyeceğim. 6x dediğinizde bunun kendi içinde bir kalınlığı olduğunu unutmayın. Yani kalınlığa ihtiyacınız var buradaki cam görünümünü almak için. Yapacağınız işlem şu. Spline'ınızı seçtiniz. Outline'ı kullandım. Ve şöyle içeri doğru genişletiyorum. Şöyle bir kalınlık kesinlikle yeterli olacaktır. Buradaki engameyi düzeltmek için şuradaki çizgiyi sildim. Şunu sildim, bunu sildim, bunu sildim, şunu sildim ve şunu sildim. Gördüğünüz üzere. Sonra da gelip burada nokta menüsünün içinde bulunan connect'i açtım. Basılı tuttum, bıraktım. Gayet güzel. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Arkasından yapacağınız bir led komutuyla işlemi encecik bitirebilirsiniz. Minimum diyoruz. Weld curve ve 32 segment diyoruz. Gayet güzel. Objenizi editable poly'ye geçirebilirsiniz. Burada şimdi cam olacak malzemeyi şimdiden ayarlayalım. Poligona geldim ve bir tane poligon seçtim. Grow'a tıkladım. Gördüğünüz gibi hızlıca tıklıyorum. Q'ya basarak Select Objects'e geçiyorum ve şunları seçimden çıkartıyorum. Neden? Aynı şekilde büyümeli seçim. Bakın burası seçili. Artık Grow'a tıkladığınızda ampulünüzü rahatça seçebiliyor olacaksınız. Biraz daha cama dönüş payı verelim ve güzel. Burası Detach diyoruz. Ampul. Buraya güzel bir bakır, alüminyum, herhangi bir malzeme atanabilir. Burayı ayıralım. Burayı ayırmak çok uzun olacağı için arkadaşlar front ekranda şöyle bir seçim yapıyorum. Poligona girip şurayı seçtim. Bunu seçimden çıkardım. Detach metal. Geri kalan parçaya da alüminyum diyelim. Ale. Bu da bitti. Görüyorsanız arkadaşlar tam ortada iki tane line'ın birbirini kestiği görülüyor. Bunu nasıl yapacağız derseniz eğer, çok basit olduğunu tekrar ediyorum bakın. Geldim, bir tane circle çizelim. Tam şu merkezden baz alarak bir tane circle yapalım. Ve bunu yukarı doğru taşıyalım. Circle'ınızın biraz daha radius'a ihtiyacı olduğu görünüyor. Gördüğünüz üzere modify'a girip birazcık da şöyle şey verilebilir. Sonra birazcık daha yukarı itilebilir. Sonra birazcık daha ve birazcık daha yukarı. Gayet güzel. Elinize sağlık. Sonra da bunu lambaya monte edeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız derseniz. Şu şekilde. Rendering'ini veriyoruz. Ve bunun hafiften bir rectangular andırdığını görüyoruz. Rectangular profillerde arkadaşlar 2'ye 2 bir profil seçelim. Daha fazla olması gerekiyormuş. 6'ya 6 olsun. Bakalım biraz daha fazla. Belki 10'a 10 bile diyebiliriz. Gayet güzel. Bu işlemi yaptık. Bakın. Sonra da Rotate'ı açıyorum. Shift Move yardımıyla 90 derece çeviriyorum. Aa, çok güzel. Buraları da bitirdik. Ve objemi Editable Poly'ye geçiriyorum. Editable Poly'ye geçtikten sonra arkadaşlar objemin şu kısmının üstten döndüğü gözüküyor. Ben bununla çok fazla uğraşmayacağım. Yaparsanız çok rahat olacaktır sizin için. Unhide All diyorum. Ve lambamın dışında kalacak yüzeyin hani yüzeye nasıl bağlandığını görebiliyorum bunun. Gördüğünüz üzere şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada yapacağınız işlem gayet basit. Böyle bırakabiliriz. İsterseniz. Hiç fark etmez. Zaten renderimde şuranın detayını çok fazla vermeyeceğim. Şöyle idealdir. Lambanın kendisini seçtim ve attach'e tıkladım. Attach'e tıkladıktan sonra burayı da seçime ekledim. FZ. Burayı bağladım. Ve burada bir tane kablomun olduğu görülüyor. İlk önce şu turbo smooth'u buraya yedirelim. Arkasından attach deyip bunu ekleyelim. Şimdi daha rahatız. Gördüğünüz gibi zincirlere kadar aynı malzemenin açık olduğu görülüyor. Tabi şuradaki turbo smooth'ları da yedirmemiz gerekiyordu.
Seçtim. Poli. Seçtim. Poli. Seçtim. Poli. Seçtim. Ve poli. Lambama tıkladım yine. Attach. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Ve bunu aldım. Evet. Çok güzel. Elinize sağlık. Artık line komutuna girerek düzgün dönüşler yapabiliriz. Nedir o? Mesela kablo buradan geliyormuş, şuradan geçip buradan gidiyormuş ve şöyle devam ediyormuş. Line. Şuradan başladım. Tabi burada profilimin radyal olmasına dikkat ediyorum. Şöyle yaptım. Sağ tuş. Ve şöyle. Kablo kalınlığı verdim. Kablo kalınlığı konusunda biraz daha düşünmek isteyebilirim. Şöyle daha ideal olacaktır. Nokta menüsüne geldim ve Create Line'ı seçiyorum ve Snap'i seçiyorum. Buraya tıkladım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Şuraya bir kere tıkladım. Buraya bir kere tıkladım. Böyle bir kere tıkladım. Snap'i kapattım. Böyle. 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 Ve böyle tıkladım. Hadi şimdi bunu zincirlerin arasından geçirelim. Şurada yeni bir çizgi eklediğim için şuraya weld atmayı unutmuyorum. Bütün noktalarımı da aynı anda seçip arkadaşlar smooth yaptım da gayet güzel. Buradaki noktam sabit dursa, buradaki noktamı, ilk noktamı şöyle taşısam gayet güzel. Buradaki noktalarımdan herhangi bir yerini buraya getirsem mükemmel. Buradaki noktalarımdan herhangi bir yerini böyle getirsem süper. Buradaki noktamı da aşağı doğru getirsem arkasından şuradaki noktamı da X'de Y'de olacak şekilde böyle getirsem. Bakın çok güzel şekilde elektrik kablonuzu da yaptınız. Modeliniz neredeyse hazırlanmaya çok yakın. Artık yapacağınız şey bunları bir hazır sahneye atmak olacak. Hazır sahneye atmak için de bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bir sonraki videoda bunların malzemelerinin nasıl yapıldığını, bunu hazır sahneye çağırdığımızda ne gibi ayarların yapılmasının gerektiğini ve render'ı göreceksiniz. Render'ınız da bir test render olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Daha sonra çıkacak videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.